Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomiye ne kadar katkı verdiğini biliyoruz. 4,5 aylık bir hasret bugün bitiyor. Şükürler olsun. Değerli Sinoplu hemşerilerim, denizde iç içe yaşayan ve Türkiye'miz gibi üç tarafı denizlerle çevrili olan, deniz kokan Sinop'umuzda balıkçılık, Sinop'un tarihinin, kültürünün ve ekonomisinin ayrılmaz bir parçası. Rakamları bir tarım müdürümüz bahsetti. Tekne açısından 5720 profesyonel balıkçılıkla geçinen emekçilerimizle beraber, aynı zamanda yalnızca avcılık değil 27 adet yetiştiricilikle iştigal eden şirketlerimiz var. Bunlar Türk somonunda özellikle Sinop Türkiye'nin incisi. Bütün balıkçılık sektöründeki gelişimini sürdürülmesi için hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret ve çaba içerisindeler. Sinop'umuz Karadeniz'in bereketli sularının bize sunduğu nimetlerle Türkiye'nin en önemli balıkçılık ve su ürünleri merkezi olma liderliğini devam ettirecektir. Ülkemizin toplam su ürünleri üretiminin yaklaşık %80'i burada, Karadeniz'de %78 ile Karadeniz'den sağlanmakta. Karadeniz'in kıymetini bilmemiz lazım. Ekmek teknemize dikkat etmemiz lazım. İhanet etmememiz lazım. 2024-2025 su ürünleri avcılık sezonumuz Sinop'umuza hayırlı uğurlu olsun. Balıkçılarımıza bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum. Provamız Neta, dümenimiz Via, rüzgarımız kolayın olsun. Rastgele diyorum. Sucul ortamdaki termal artış, 2 derecelik bir termal artış veya eksilme geçtiğimiz sezondan hatırlayacağınız üzere palamut olmadı. Hepimiz biliyoruz. Ama bu sene bol. Yani denizdeki 1 derecelik, 2 derecelik artış ve eksilme, yani bozulan düzende balıkçılarımız olduğu kadar aynı zamanda yurttaşlarımız da ucuz balık tüketme fırsatını kaçırıyorlar ve pahalı balık tüketiyorlar. O yüzden denizlerimizi mutlaka korumalıyız. Mutlaka sahip çıkmalıyız. Küçük ve avlanmayacak ölçekteki balıkları avlamamalıyız. Ben şimdiden Vira Bismillah diyorum. Kazasız, belasız 2024 ve 2025 balıkçılık sezonu diyorum. Rastgele diyorum. Vira Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. İlimiz 420 adet balıkçı gemisi sayısı ile Karadeniz'deki balıkçı filosu içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu gemilerde çalışan 5538 ruhsatlı balıkçı ile birlikte sektörden geçimini sağlayan yaklaşık 15.000 kadar kişi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Karadeniz'de avcılık faaliyetlerinde bulunan diğer illerde kayıtlı pek çok balıkçı gemisi il sınırlarımız içerisinde su ürünleri avcılık faaliyeti gerçekleştirmektedir. İlimizin bir başka özelliği sularının büyük bir kısmının troll avcılığına kapalı olmasıdır. Bunun yanında çok fazla koya sahip oluşu kıyılarımızın balıkların üreme ve çoğalma alanı olmasını sağlamıştır. Denizlerde Sahil Güvenlik 72 Bot Komutanlığı, Karada Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Kuvvetleri ile yapılan sıkı korumacılık ve dikkatli denetimler ile balıkçılarımızın da yasa dışı avcılık yapmama konusunda duyarlı olmaları sonucu demersal balıkların boy ve ağırlıklarında gözle görülür bir artış olmuştur. Bu durum balıkçılarımızın geleceği için ve balıkçılığımızın geleceği için son derece ümit vericidir.